düşünüyorsun onların hallerini? Evliyaların ilk makamıdır diyor Büyükşehir Hazretleri. Dağıstane Hazretleri biraz önce bahsettik. İlk makamı 3 şart var. 1. Kabirdeki olan birisiyle rahat bir şekilde görüşecek. Hayvanların yaptığı zikri anlayacak diyor. 2. Gördüğü her mevcudat, hayvan da değil, yaptığı zikri duyacak, bilecek. Şimdi bunu devamlı anlatmak istiyorum, bu mesele çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü iki tane adam Allah ikramda bulunuyor, hemen kendine evliya zannediyor. Bizim gibi. Bir güzel rüya görüyor, uff, anlat anlat bitiremez, anlat anlat bitiremez. Falanca bir şey söylüyor, falanca meğer içinden geçiriyormuş onu. Vay, içimden geçene bildi, bu evliya falan. Hemen adamı... Bu çok büyük hastalık ermiş, gerçekten. Ermiş diyor. Ermiş diyor vesaire diyor. O da şişiyor hemen. Vay. Anladın demek benim evliya olduğumu, o kadar da saklıyorum. Onun için hep zikrediyorum, bu mesele çok önemli gerçekten. Maalesef her cemaatte, bizim cemaatte de çok var. Her cemaatte böyle iki şey bilince kendini evliya zanneden çok şey var, insan var. Allah muhafaza buyursun Celle Celaluhu. Kulluk tacımız, Efendinin buyurduğu gibi kulluk olsun. Mevcudatın zikrini anlayacak. Bir. Gördüğü her şeydeki hikmeti anlayacak. Bu niçin yaratıldı? Allah bunu niçin koydu Celle Celaluhu? Üçüncüsü de odur diyor. Kim ile olursa olsun kabirden direkt görüşebilecek. Daha ilk makam bu ya. İlk makamını anlatıyor. Nereden biliyorsun? Bunu nereden uyduruyor? Ha, buna inanırsın inanmazsın, ben onu bilmem. Ama kabirde konuşan evliya çok var. Geylani Hazretleri gibi kabirdekini dirilten de var. Yani. Var da var. Allah Celle Celaluhu onların eteklerinden ayırmasın. Amin. Onların bereketleri de bereketlendirsin bizleri. Kim olursa olsun Allah katında değeri varsa onlara edeple yaklaşmayı bizlere nasip eylesin. Edep çok önemli. Edepsiz ilimden dahi olsa bizleri muhafaza eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha.